Evet. Kolesterol rahatsızlığı demiştik. Kolesterol. Şimdi kolesterolla ilgili çok güzel çalışmalar yapılmıştır. Kolesterolün sebebi ne? Önce ona bir bakalım. Şimdi televizyonlara çıkıyor çok alim, zat-ı muhteremler. Biri diyor ki et ye, peynir ye, yumurta ye. Hiç problem değil. Öbürü diyor ki et, peynir, yumurta yeme. Tehlikeli. Karbonhidrat beslen. Herkes bir şey söylüyor. Hatta bir çok muhterem bir zat da diyor ki yoğurt asla yemeyin. Dünyada ilk defa Türkiye'de bir uzman yoğurt yemeyin diye fetva verdi. Bunu da duyunca şaşırdım. Dünyada ilk Türkiye'de bunu söyleyen. Bir başkası da demişti ki aylar önce ısırgan zararlı demişti. Dünyada ilk Türkiye'de böyle bir laf çıkmıştı. Bir de profesör ya, yani ne söylerse fetva maşallah. Dünyadan haberi yok. Isırganı Türkiye'de ilk birisi söyledi zararlı diye. Yoğurdu da yine zararlı diyen Türk profesör çıktı maşallah. Nerede, ne zaman, nasıl araştırma yapıyorlar? Bunlar yer altında bir üniversiteleri mi var? Yoksa uzaya mı gidip geliyorlar bizim haberimiz olmadan? Uzayda bir üstleri mi var? Orada bir araştırma yapıp geri mi geliyorlar dünyaya? Yani çok komik profesörlerimiz var. Profesör olunca her şeyi söylemeleri mübah maşallah. Yoğurt bir, çok yüksek oranda probiyotik içerir. Faydalı bakteri, faydalı. Bağırsakları çalıştırır. Bunu 4000 yıl önce Türkler bulmuş. Dünyanın en büyük buluşudur yoğurt. En büyük. 2. Kenisi Üniversitesi yoğurtla ilgili yapmış olduğu araştırmada yoğurt yiyenlerin yemeyenlere göre zayıf, yavaş yavaş zayıflıyor. Yani kilo veriyor. Kolay kilo verdiriyor. Bir. Yağları %61 oranında daha çok yağ yakıcı özelliğe sahip. Bayanlar sürekli ve düzenli yoğurt yerlerse karın ve basenlerindeki yağlar yavaş yavaş eriyecek demektir. Bu üniversitenin klinik araştırması. Viyana Üniversitesi de klinik araştırması yapmıştır. Yapmış olduğu araştırmada antibiyotik özelliklere sahip. Yani neden bizim profesör yanlış bilgi veriyor millete? Yoğurt zararlı. Oh maşallah. Nereden yaptın bu araştırmayı? Elin adamı üniversitede, klinikte yapıyor. Hastalar üzerinde deniyor, insanlar üzerinde deniyor. Bizimkiler ne üzerinde deniyor anlamıyorum. Fareler üzerinde mi deniyor evde? Yani yoğurdun, öyle özel bir böcek değil mi deniyor? Yoğurdun içerisindeki yağ miktarı bu. Belki de şaşırtıyor olabilir insanlar. Hani kilo açısından. Yoğurdun içerisinde yağ da olsa, yağ olmasa da fark etmez. Yoğurt zararlı denmez. Evet. Öyle bir şey yok. Isırgan otu zararlı denmez. Diyorsan da belgeleyeceksin. Belgeleyemiyorsan olursun şarlatan. İftiracı. Yoğurt hakkında bir şey söylüyorsan ispat et. Edemiyorsan iftira atmış olursun. Yalan söylüyor olursun. Isırgan hakkında bir şey söyledi birisi, kansere sebep olur dedi. Uyduruk biri, uyduruk bir laf. Kozmik profesör, sen ne anlarsın ısırgandan? Yani anlamadığı bir konuda kalkıp konuşuyorsun. Neye göre konuşuyorsun? Ben baktım bu adam neden böyle konuşuyor diye kitabını inceledim. Isırgan otunun hapını yapıyor. Kendi yapmış olduğu hap satılsın diye onun hakkında böyle yanlış bilgi veriyor. Sonra da diyor ki ben ilim adamım. Ne ilim adamı? İnsanları yanlış yönlendirmek için yanlış konuşulmaz. Biliyorsan, doğru biliyorsan doğru konuşursun. Bilmiyorsan konuşmaz. Neyse, kolesterol. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Kolesterol niçin oluşur? Şimdi hamurlu, tatlı yersek ne olur? Bu yağa dönüşür, depolanır. Bir, yani hamurlu, tatlı, yani hamur işi dikkat edeceğiz. 2, bazıları da diyor ki sürekli et, peynir, yumurta ye bir şey olmaz. Et, peynir, yumurta sürekli yerseniz asidoz oluşur. Asit. Kan asitlenirse ne olur? Hayati tehlike. Asit kandaki kalsiyumu emer bir. Damarların iç yüzeyinde delikler oluşur. Delinen su borusu gibi. Evet, sıvı kaçağı olur. Ödem oluşur. Vücudumuz su toplamaya başlar. Kalsiyum kandaki asit kandaki kalsiyumu emer bir. Kemikteki kalsiyumu emer 2. Hücrelerdeki kalsiyumu emer 3. Yani asit tehlikeli. Et, peynir, yumurta sürekli yersen tehlikeli. En tehlikelisi de peynir. Çünkü çok yüksek oranda yağ içerir. Aşırı asidoza sebep olur. Asidoz da damar sertliği, şeker hastalığı, ödem, kolesterol tetikler. Yani bunu bilmez mi bir profesör? Master yaptım diyor. Efendim kardiyologum, kalp damar uzmanıyım. Bu konunun en büyük uzmanıyım diyor lafta. Neye göre uzmansın? Fasafiso, kocaman büyük bir sıfır. Dünyanın en büyük buluşunu Profesör Doktor Gökhan Hotamışlıgil yaptı. İsmi biraz da zor bir isim. Hotamışlıgil, Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi Genetik Hastalıklar, Kompleks Hastalıklar Ana Bilimi Dalı Başkanı. Ne dedi, ne buldu? Kalsiyum azaldığı zaman diyor, bir, damarlar yavaş yavaş çentikler oluşur, sızmalar oluşur, ödeme sebep olur, asidoza sebep olur, köleye sebep olur, hastalıklara sebep olur. İki, kemikteki kan azalır, kemikteki kalsiyum azalır. Bu da kemik kırılgan hale gelir, cam kemik haline gelir. Üç, en önemlisi de hücre içerisinde organel denen dokularda, mesela hücre içerisinde endoplazmik retikulum denen enerji depoları var. Burada aynı zamanda özel tüpler içerisinde kalsiyum depolanır. Kalsiyum enerji dönüşümü sırasında katalizatör görevi görür. Şimdi asit oranı yükselirse kalsiyumu emer, kalsiyum emilirse tüp içerisindeki kalsiyum oranı azalırsa ne olur? Şeker hastalığı, kolesterol, lipid, tansiyon vesaire bir sürü hastalık ortaya çıkar. Bunu söyleyen kim? Profesör Doktor Gökhan Hotamışlıgil. 100 yılın en büyük buluşunu yaptı. Ama Türk olduğu için Nobel ödülü alamıyor. Alman olsa, İngiliz olsa, Fransız olsa, Amerikalı olsaydı 10 defa Nobel ödülü almıştı. Evet. Şimdi tansiyon, kolesterol varsa ne yapmamız gerekir? Bir, sarımsak nedir? Ama Çin sarımsağı buradaki. Çin sarımsağı reklamını yapıyor ama Çin sarımsağı kaliteli sarımsak değil. Dünyanın en kaliteli sarımsağı Taşköprü sarımsağı. Neden? Çin sarımsağı çok az selenyum içerir. Selenyum çok az. Taşköprü sarımsağı ise çok yüksek oranda selenyum içerir. Selenyum nedir? Selenyum kansere karşı en etkili mineraldir. Selenyum. Türk sarımsağı birleşiminde yüksek oranda alisin var. Alisin tümörü eriticidir. Yani sarımsakla ilgili yapılan araştırmalarda sarımsağın kolesterol, lipid, trigliserit düşürdüğü klinik araştırmalarla belgelenmiştir. Klinik araştırması var burada yüzlerce. Avustralya'da, Kanada'da, İngiltere'de, Almanya'da. İkincisi, kolesterola karşı en etkili bitki enginar. Enginarın bu çiçeği değil ama gövde yaprağı. Şurada altta gördüğünüz, şurada yeşil yaprak. Üstteki yaprak değil. Bazıları enginarı biz diyor işte her gün, her zaman yiyoruz. Evet yiyebilirsiniz. Tatlı, lezzetli, güzel, yemesi güzel ama esas etkili olan gövde yaprağıdır. Gövde yaprağı da zehir gibi acıdır. Çünkü siyanopikrin denen etken bir madde içerir. Çok acıdır. Bu nedenle çayı içilmez. Ancak ve ancak özel formülle biz bunun mesela Enginar Forte diye bir kapsül geliştirdik. Birleşiminde enginar, şahdere, deve dikeni, Oregon üzümü gibi karaciğer için etkili bitkilerin karışımından oluşan, bunları kullandığı zaman kişi kolesterol, lipid, trigliserit kısa sürede düşer ve normale döner. Kolesterolü yenmek mümkündür. Biz bununla ilgili çok güzel çalışmalar yaptık.